Şimdi birinci bölümde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yaptığı Mart ayının 2023 yılının Mart ayında yaptığı atamaların irşad eksenine bakan yönleriyle neden en iyi tercihler olmadığını ele aldım. Yayında dile getirdiğim gibi. İkinci bölümde Çağlayan dergisine darbe sonrası süreçte yazdığı öz eleştiri yazılarıyla da tenakuz ve çelişki içerisinde olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi üçüncü bölümde Fiili duruma, pratikteki duruma bakacağım biraz. Pratikteki durum bize ne söylüyor olabilir? Bazı spekülasyonlar yapacağım. İzleyiciler, geçenlerde yani Mart ayında, şu Nis, Mayıs ayında cemaat içerisinde yapılan değişiklikler, üst, üst yönetiminde heyette yapılan değişiklikler üzerine birkaç videoda bazı konuları ele almıştım. E, o konuyla ilgili gelen yorumlardan birisinden hareketle bu yeni bir videoda olay başka bir boyutunu konuşacağım. Ee, bu videoda konuyu biraz daha açıp hem teori hem de pratik örnekler üzerinden cemaatin üst düzey yönetimine dair Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 2023 yılının Mart ayında yaptığı bazı atamalarla ilgili yorumlardan bulacağım. 3 bölüm olacak bu kısa tutmaya çalışacağım video. E, ee, i̇lk bölümde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin İrşad Ekseni adlı kitabından e, ee, buradaki prensiplerden hareketle yaptığı atamaların neden tenakuz ve çelişki işaret ettiğini anlatmaya çalışacağım. İrşad Eksen ile ilgili. Yayında böyle bir şey bahsetmiştim. İlgili videoyu izleyebilirsiniz. Yorum kısmında da birisi bunu yapar mısınız demişti. Ben de fırsat bulursam yaparım demiştim. Bununla ilgili ikinci bir yorum da eski Patreon destekçilerimden birisinden geldi. Beni aradı doğrudan. Yani bütün bunları çağlayan bağlamında nereye oturtuyorsunuz? Bunu niye eksik bıraktınız? Dedi. dolayısıyla yani ikinci bölümde e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, işte meşhum darbe süreci sonrası Çağlayan Dergisi için kaleme aldığı e, yazılar üzerinde oradaki yenilenme, muhasebe, öz mantığına e, bakarak Orada yazılarda dile getirdiği şeylere göre nereye oturduğuna bakacağım. Üçüncü bölümde de bu bütün bu tenkitlere, eleştirilere rağmen Fethullah Gülen Hoca Efendi ile yani teorideki Fethullah Gülen Hoca Efendi, yazılardaki Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ee, fiilen cemaatin idaresindeki Fethullah Gülen Hocaefendi yani pratikteki Fethullah Gülen Hocaefendi arasındaki ilişkiyi biraz açıklamaya çalışacağım ve belki de bu manada yaptığı atamaların pratik dünyadaki karşılığını filan biraz konuşmaya çalışacağım İlk iki bölümü belki cemaati her türlü eleştirmek isteyenler kendilerince faydalı bulabilirler üçüncü bölümde muhtemelen Fethullah Gülen Hocaefendi toz kondurmak istemeyenler faydalı bulabilecektir e, istiyorsanız o zaman başlayalım Önce birinci bölüm. Atamalar irşad eksenindeki prensiplere uygun mu? Bunu ele alacağım bu bölümde. Şimdi bunun kısa cevabı yani pardon atamalar irşad eksenindeki prensiplerle çelişiyor mu? Soru böyleydi daha doğrusu. E, bunun kısa cevabı evet ama yani öncelikle niye irşad eksenini seçtim? Birincisi ben irşad eksenini... ...temel kaynaklar içerisinde bir tanesi olarak görüyorum. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi özellikle cemaatini diğer cemaatlerden ayıran şey nedir diye soracak olursanız... ...burada dile getirdiği metotlar, prensipler yani buradaki temel e, hareket tarzı... E, ...bunun için de e, belki de her yıl okunması gereken veya gençlerin okuması... ...mutlaka arada bir okuyup kendilerini yenilemeleri gereken kaynak sorulduğu zaman devamlı önerdiğim bir şey... Ben de elimin altında birkaç kopyası var zaten. E, tez yazarken de bayağı istifade etmiştim. Önemli bir metodoloji kitabı ve her sene okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben kitabın iç, iç kısmını falan ekranınıza yansıtırım. Tamamını böyle ele alacak değilim ama birinci bölümde tebliğin analizi, tebliğ ilgili önem, tebliğe duyulan ihtiyaç, tebliğin devamlılık istemesi falan gibi konular var. Buradan birkaç tane seçeceğim. Hepsini de eleştireli seçmeyeceğim. Mesela pozitif bir şey de seçeceğim ama genel olarak şey alacaksınız. İkinci bölümde tebliğdeki usul ve prensipler ve özellikle tebliğ insanıyla ilgili konuştuğu şeyleri ele alacağım. Oradan bazı örnekler vereceğim. Tamamını geçmeye vaktim olmayacak ama istiyorsanız kitaptan doğrudan başlayalım. Kitap direkt diyelim ki takdim yazısını 1997'de Ahmet Kuru Hoca yazmış. Ahmet Kurcan Hoca yazmış. 1997 30 yıl geçmiş. Yani yok 26 yıl geçmiş neredeyse 30 yıla geliyor. Şimdi burada ilk şey yaptığımız şeylerden birisi mesela hani benim daha önce not aldığım şeylerden tebliğe duyulan ihtiyaç ve onun kazandırdıklarıyla ilgili İlk ilk seçtiğim yer şöyle. Evet günümüz insanı şiddete, hiddete, baskıya, dövüp öldürmeye değil şefkate, sevgiye, muhabbete, tatlı söze, munis sese muhtaçtır. Yani çok basit bir şekilde böyle seslere çıkmak olmak lazım. Herkese şefkatle eğilecek, onun kalp iniltilerini biz mızrap gibi kendi gönlünde duyacak ve onların ızdırabını ızdırabın gibi paylaşacaksın. Evet bugün bizlerden beklenen şey budur. Bu yapılabildiği ölçüde insanlığın beklediği önemli bir iş yerine getirilmiş olacaktır. Sadece bu paragrafı ele alınca tebliğ ilgili Atamaların belki de bu manada en çok şefkat, munis insanlar arasından seçilmediğini görmek mümkün. Bir tane pozitif seçeyim. Tebliğde devamlılık ister kavramına göre cemaatin kendi az kadrosundan yani o kadrodan yıllarca bu işin içinde bulunmuş insanlar buna seçilmiş olabilir. Bu arada bu noktada hani biraz ileri gitmeden hemen söyleyeyim. Tabii ki irşat ekseni bir manada irşatla ilgili bir kavram. Yöneticiler irşat ekseninden ne kadar haberdar olmalı? İrşatçı değiller ki bunlar yönetici falan diyebilirsiniz. Challenge'ı ne derler? Yani bu kitabı seçtiğimiz için buradan gidiyorum. Yine de cemaati temsil keyfiyeti olan bir yere çeşitli temsilciler atandığı için bunu ele alıyorum. Biraz ilerliyorum hızlıca. Yani bunu kendiniz de bakabilirsiniz. Her başlığa ayrı ayrı da bakabilirsiniz. Mesela 7. başlık sayfa 82. İman ve nifak bağlamında tebliğ kavramını ele alıyor. Diyor ki mümin hak ve hakikat adına içinde yaşadığı topluluğa en yakın çevre ve daireden başlayarak fazilet dersi veren insandır. Bu onun mümin olmasının zaruri neticesidir. Yani mümin en yakın çevresinden itibaren fazilet dersi vermesi lazım. Bir bakıma Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olmaları bu neticeyi doğurur. Diğer taraftan bütün Müslümanlar hadisenin ifade hadisin ifadesiyle bir organizmanın bütünü gibidirler. Organizmayı meydana getiren uzuvların birinde arıza meydana geldiğinde bütün vücutta bir inilti ve ızdırap duyulur. Aynı zamanda bu uzuvların teker teker arızasız kusursuz oluşu böyle bir vücudun arızasız ve kusursuz oluşunu netice verir. Öyle ise müminlerin birbirlerinin dertleriyle dertli ve lezzetleriyle mütelezziz olmalarının daha tabii ne olabilir ki? Ben burada yani çevresinde en iyi örnekler açısından insanların seçildiğini düşünmüyorum. Ee, böyle işte efendim herkesin elinden dilinden emin olduğu insanların da seçildiğini düşünmüyorum. Ee, yani bu manada daha iyi örnekler de seçilebilirdi. Yakın zamanda tekrar isimlere girmek istemediğim için illa şey yapmıyorum. Ama hepiniz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Mesela sonra bu kısmı geçiyorum. Bu kısmı biraz daha tebliğin önemine dair olduğu için fazla buradan şey yapmak istemedim. Çünkü yani konu gerçekten uzar. Belki ileride... İrşad ekseniyle ilgili husus konuşmak gerekir. Vakit olursa onu da yaparız. E, nihayetinde sınırlı bir zaman içerisinde bu mevzuları konuşuyoruz. Sayfa kaç burası? Sayfa 121'de ilim ve tebliğ münasebeti üzerine konuşuyor. Mesela bu buralar biraz daha irşatçının mürşitte olması gereken şeyleri el aldığı bölüm e, Yazarın. E, tebliğde usul ve prensipler yani diyor ki. Emri bil maruf nehyanil münker yapacak insanlar ilimle mücehhez olmaları esastır. Şimdi cemaat içerisinde ilimle en mücehhez insanlar Cevde Türk yolu, işte efendim Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin ve İhsan Bey mi? Değil. Bu manada söylüyorum. Mesela niye heyete Osman Şimşek, işte Cemal Türk, Ahmet Kurucan gibi ilmiyle mücehhez insanlar, işte Emine Eroğlu mesela ilmiyle mücehhez insanlar, bununla bilinen insanlar değil de böyle alınıyor. Bu manada diyeceksiniz ki işte bu bir irşat tebliğ heyeti değil. Bu bir yönetim heyeti. Biliyorum. Bunu buradan ele alıyoruz. Başka yerde de onu ele alırız. Sorun değil. Bu sadece birinci maddeden. Geçiyorum ben. İkinci başlık İslami hakikatler ve yaşanılan devrin bilinmesi. Bu devri bilme meselesi o kadar çok geliyor ki yani en temel eleştiri buradan. Bunun ikinci paragrafından bir cümle okuyorum. Devrini bilmeyen insan karanlık bir dehlizde yaşıyor demektir. Böyle bir insanın sahir insanlara din iman adına bir şeyler anlatmaya çalışması ise beyhudedir. Zira zaman ve hadiselerin çarkları onu bugün olmazsa yarın dermansız ve tesirsiz hale getirecektir. Onun için Müslüman günün ilim ve kültür seviyesine uygun ve denk bir paralellik içinde anlatılması gerekenleri anlatmalı ve başkasına intikal ettirileceği meseleleri de bu şekilde intikal ettirmelidir. Çok bariz yayın içerisinde de dile getirdiğim yaşlı yaş ortalaması 66.8 olan bir heyet devrin şeyini, kültürünü falan biliyor diyemeyiz. Hatta yani yeni atamalar içerisinden belki Ekrem Bey ve Muhammed Bey İngilizce bilen iki insan sadece heyette. Yani tabi muhataplar Anadolu insanıysa onu bilemem ama dünyaya İslam'ı tanıtmaya çalışma iddiasında olan bir cemaat açısından İslami hakikatlerin ve yaşanılan devrin iyi bilinmesi adına en iyi tercihler yapılmadığını düşünüyorum. İrşad ekseninden hareketli söylüyoruz. Üçüncü şey mesela Kur'an ve gönül ilişkisi üzerine e, sayfa 132. Tebliğ insanının gönlü Kur'an'a göre ayarlanmalıdır. Kur'an'da bu hususiyi ifade ederken şöyle buyurur. Bu Kur'an kalbi ona açık olanlar ve gözünü Kur'an'a dikip ona kulak verenler için bir öğüttür diyor. Daha başka şeyler de bulabilirsiniz. Ben kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Hani Kur'an'a gönlü en açık isimler cemaatte bunlar mıdır? Daha Kur'an'a açık Kur'an'ı yaşayan insan. Mesela Mehmet Sungur Bey için hep böyle söylerler. Mesela diyorum herkes öyledir demiyorum da. Cemaat içerisinde bundan daha iyi tercihleri yapılabilirdi. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tercihlerini eleştiriyorum. Kişileri de değil bay orada. E, sonra ben geri şeyini de yapacağım. Niye bu, bu tercihleri yaptığını anlatacağım. Üçüncü bölümde. 4. meşru yolların kullanılması üzerine bir madde var. 136, sayfa 136'da ilk paragraf diyor ki tebliğ adamı tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayri meşhur vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz haktır. Biz batılın düşmanıyız. Öyleyse hak olan bu hedefe ulaşmak için düşman olduğumuz batılı kullanamayız. Yine seçilen isimler bil fiil bu manada meşruiyetiyle nam salmış, ün salmış. Hiçbir şekilde gayri, ne, gayri meşhur mevzuları araçsallaştırmamış kişiler değil diye düşünüyorum. Ee, yani daha iyileri bulunabilirdi diye düşünüyorum. Burada hani hiç kimsenin hiç kimseden çok fazla bir fark olmayabilir. Yani konu bu değil. Konu kişiler değil onu vurgulamaya çalışıyorum. Konu yapılan tercihlerin bize anlatmaya çalıştığı son çağlayan yazılarıyla oluşturduğu tenakuz ve buradan İsmail Sezgin ne anlıyor? Ben ne anlıyorum? Siz ne anlayabilirsiniz? Çünkü bence yine de yaptığı te tercihlere ikincil bir nazarla baktığınızda, üçüncü bir nazarla baktığınızda kendi içerisinde anlamlı olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Madde e, sayfa 138 ücret ve ücret talebi mesela çok ilginç. Tebliğ insanın yaptığı bu kutsi vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir yaptığı hizmet karşılığında. Bu ücret ister maddi, ister manevi ve ruhi olsun mutlak surette ihlas ve samiyete gölge düşürür. İhlas ve samiyete gölge düştüğü zaman da o işin tesiri kırılır. Burada işte mal varlığından tutun e, makam, mansıp, şu bu gibi mevzular, beklentisiz insanlar olmalı. Yine de cemaat içerisinde böyle bir sürü insan var diye düşünüyorum. Sonra 6. bölüm yani 146. sayfada başlayan bölüm uzun bir bölüm. Burada biraz hani muhatabın tanınması üzerine gidiyor. Burada bir sürü şey var mesela birkaç madde okuyayım. Bir muhatabın tanınması ile ilgili tebliğin insanı muhatabın durumunu yakından takip etmeli ve onun hatalarına karşı anlayışlı davranmalı hem anlayış açısından hem muhatabı yakinen takip etme açısından topluma toplumun geneline gayet uzak isimler olduğunu düşünüyorum. Yani bu manada böyle tercihler yapmamalıydı ama başka manada anlamlı olabilir filan diyeceğim. İki, münazaradan sakınma, tartışmadan sakınan insanlar bu işi yapmalı diyor. Mesela diyor ki zaruretler muhatapla ikili konuşmayı gerektiriyorsa bu durumda da meselenin münazara tartışma zeminine çekilmemesine çok dikkat etmelidir. Zira münazarada konuşan haktan ziyade enaniyet ve benliklerdir. Hani devamında hepiniz hatırlıyorsunuzdur. İşte bu münazarayla bir fayda elde edilemeyeceği, tartışmadan bir yere gidilemeyeceği falan gibi şeyler var. C bendinde diyor ki benlikten sıyrılma onun ikinci cümlesi. Onun için mürşid ve mübelli bu zararlı duygulardan yani benlik enaniyetten sıyrılıp söyleyeceklerini mahviyet içinde söylemelidir. Onun bu mahviyetidir ki muhatabını da bir bakıma peşin fikirlikten ve inattan kurtalmış olur. Yine hem benlikten sıyrılma açısından hem de mahviyet açısından cemaat içerisinde en seçkin karakterlerin yeni atanan insanlar olduğunu düşünmüyorum. Onlardan daha ehilleri de olabilirdi. Ama yine de ona ayrıca değineceğiz. Mu, muhatabın düşünce yapısının çok iyi bilinmesi bendi var. D bendi sayfa 151. O da şudur. Diyor ki burada teferruat sayılabilecek bir meseleye de temas etmeden geçmeyeceğim. Yani belki irşad ekseninin özeti nedir derseniz aşağı yukarı hep mevzu buraya geliyor. Muhatabı tanımak, muhatabın şeyine gelmek yani. O da şudur. Mürşit ve mübelliler muhatapların düşünce ve fikir yapılarına çok dikkat etmelidirler. İşte meseleyi husus imasını delalırsak diye devamlandırıyor. Ele alıyor. Devrin kültürünü bilme üzerine yine konuşulabilir. Mürşit esnek olmalı, esnekliğini koruyabilmelidir. Zira o bazen uçurumların dibine inecek, bazen tam minarelerin başına çıkacaktır. Çünkü muhataplar arasında her iki noktada bulunan insanlar vardır. Yani yine de isimlerin bazıları esnekliğiyle bilinen insanlar değil. Devrin perspektifinden bakmayı bilmeli diyor G bendinde. Günümüzün mürşit ve mübelliği anlatacakları meseleyi yaşadığı devrim perspektifinden bakarak anlatma. Ben burada ustan yani altını çizip hazırladığım yerleri söylüyorum. Daha çok da o evvelen muhatapların ruh yapısına vakıf olmalı ama aynı zamanda onun beynini bir matkap gibi delen veya beynine zehirli bir sıkkın gibi saplanmış bulunan problemleri de bilmeli ve söylediklerini bu anlayış içerisinde söylemelidir diyor. Devam ediyor. Muhatabın seviyesine inme kapasitesinden bahsediyor. Devam ediyor. İman tebliği Açısından sadece başlıkları okuyorum. İşte tebliğ ve hayat yani insanın yaşadığını anlatması, anlattığını da yaşaması konusunda örnek olmak. İşte ben anlattım adanmışlık meselesi, kavga, gürültü şu başlardan Tebliğ ve ölçü işte... Bir vazife olması değil de bir yani insanın tebliği verdiği ön, öncelik, tebliğ ve nifak üzerine bir paragraf var. Tebliğ ve Allah'la irtibat, irşad adamı ne kadar samimi ise söz ve davranışları da o kadar müessir olur. Samimiyet olmazsa anlatmak yata ki debde ve ihtişam hiçbir netice vermez diyor. Bu, bu şekilde devam eden işte tebliğ ve dua yani tebliğ insanı duada derin olmalı şöyle olmalı böyle olmalı dediği zaman o zaman niye böyle karakterleri seçmiyor? İşte saffet ve samimiyet var. Ben sadece bir başlık daha oraya geliyorum. Devlet ricali ve zenginlerle olan ilişki adına ölçüler üzerine hani tebliğ insanına yönelik çeşitli şeyler var. Merak ediyorsanız açıp okuyabilirsiniz. Tebliğde ısrarlı olma, basiretli olma ve fıtrat kanunlarına çelişmeme üzerine bir sürü altın e, kavram var burada. Ve bunlar cemaati bugüne getiren, cemaatin işte diğer cemaatlerden ayıran, kısa sürede başarılı olmasını sağlayan Prensiplerden bazıları bunlar. Buna rağmen bugün yapılan e, diyelim ki bu en üst düzey cemaati temsil kabiliyeti olan bu atamaların mesela bu kaynak açısından tutarlı olmadığını dile getirdim. Benimki bir düşünceydi. Bir kısmınız katılıyor bir kısmınız katılmıyor anlıyorum. Şimdi ben size ikinci bölüme getiriyorum. İkinci bölümde e, şunu ele alacağım. Burada da Çağlayan'da Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazılar çerçevesinden bu yapılan atamaları değerlendireceğim. Böylece teoriyle pratiği biraz daha bugüne de yakın bir zamanda ortaya olacak. Bu eski bir kitap yani cemaatin eski günlerinden bahsediyor filan. Artık bunu kim okuyor ki filan sadece akademisyenler filan ele alıyor diyebilirsiniz. Evet ikinci bölüm. Son dönemde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Çağlayan Dergisi'ne yazdığı benim de çeşitli videolarda kaleme aldığım yazılar şey değerlendirmesini yaptığım çeşitli konularla bazı yazıları birçok yönüyle konuştuğumuz çok insanın da izlemediği merak da etmediği e, Çağlayan serisindeki yazılara getireceğim. Orada anlattıkları ve söyledikleriyle yapılanları bir yere oturtabilir miyiz? Yani acıyorum yazısını yazan bir adam, iç çürüme ve onarım yollarını yazı, yazısını kaleme alan bir adam... E, ruh zehirlenmesi yazısını kaleme alan bir adam bugün bu atamalar nasıl yapar sorusuna biraz cevap arayacağız. Bunun için ben size kısaca bir çağlayan yazısı özetini vermeye çalışacağım. En azından başlıkları üzerinden geçeceğim. Sonra o yazılardan son üçünden, son, yazı, son üçünden yani iç çürüme ve onarım yolları yazılarına ve o üçünden de üçüncüsüne şey yapacağım. Yani zamanı dar tutmak için. Siz merak ediyorsanız bunların hepsini tek tek izleyebilirsiniz. O zaman kafanızda bazı şeylerin daha iyi oturacağını düşünüyorum. Sizi hemen o yolculuğa çıkarayım. Öncelikle yazı serisi şöyle başladı. Bir, ben bu esnada ekrana bakacağım. Yani göstermesini kaybedebilirim sizinle. Ne kadar korudum bilmiyorum. Bir küsüp daha sona ererken Nisan 2017'de bir yazı bir ay tutulması. Yani ayın dünyaya yansıttığı ışıkların önüne işte dünyanın gölgesinin düşmesi. Çok ilginç bir şey de şimdi hiç girmek istemiyorum detayına izleyebilirsiniz. Böyle bir bir küsüf tutulması sona eriyor. Yeni bir dönem başlıyor diyor yazar. Sonra ışık yolcular kimdi, ne yapmıştı, neler yapmıştı gibi ışık yolcularını tanımlıyor. Hak yoluna adanmış ruhlar kimlerdir bunları anlatmaya çalışıyor. Tam Z raporu şeklinde yazdılar bunlar. Detayları videolarda var izleyebilirsiniz. Eski yazılardan Temmuz 2017'de yani darbeyle ilgili darbenin yıl dönümü ayında eski yazılarından birini bunu arada bir tekrar yayınlanıyor. Yani devamını gözümüze sokuyor tabiri caizse yazar. Kaos içindeki ışık yazısı belki çok önemli bir yazı mutlaka bakmak lazım. Orada biraz daha böyle sinopsis var daha geniş bir şey var kaos içindeki ışık meselesine Ama geçiyorum. ...oraya havale ediyorum. Hakk'a Adanmış Ruhlar diye bir yazı var. Ağustos 2017'de. Te hala daha bu adanmışlık meselesinin... ...şey yapan insanlar nasıl insanlardır onu anlatıyor. Hakk'a Adanmışlar yolu bunlar neler yapar neler yapmalıdır. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var filan. Yazar bunları anlatıyor bize. Sonraki yazıdan itibaren yazar... ...yani ne olmalıydı, nasıl insanlardı, nasıl bir yoldu filan... ...bunun olması gereken şeyini anlattıktan sonra bir ruh zehirlenmesi ihtimalinden bahsederek cemaatin, cemaat içerisindeki bireylerin, cemaat içerisindeki bireyler üzerinden cemaatin genelinde bir ruh zehirlenmesi kim olursa olsun bir ruh zehirlenmesi yaşayabileceği, bu, bununla nasıl mücadele edebileceği filan üzerine bahsediyor. Sonra bu ruh zehirlenmesi denilen şeyle kendi kendimizle yüzleşme ve muhasebe yazısında cemaat adına bir, bir ve iki, iki tane yazı var. E, cemaat adına bir ee, ne derler bir analiz yapıyor ee, tekrar bakabilirsiniz sonra buradan bu tarz hata sıkıntı veya hat, işte ruh zehirlenmesi denebilecek meselelere geçmişte istikamet abideleri de diye tanımladığı peygamberler nasıl tepki vermişler üzerinden istikamet abideleri üzerinden başlıyor. E, kendiyle yüzleşmede peygamber ufku Hazreti Peygamberle başlıyor onu sona almıyor. Hazreti Adem, Nuh, İbrahim, Salih, Lut neredeyse bilinen kendi kendisiyle hatasıyla yüzleşme yun, kalın, balığın karnından kurtulan Yunus peygamber gibi filan bunlarla ilgili yaklaşık 5 e, yazı yazıyor. Haziran 2018'e kadar neredeyse peygamberler tarihinde e, hata hata onarımı, düzeltimi, özelleştir ve yüzleşme üzerine yazılarını bu şekilde tamam. Sonra halide değil halka diye peygamberlerden sonra e, cemaate örnek gösterdiği sahabeler üzerinden 1 2 3 4 3 tane pardon 4 tane yazıyla nefisle yüzleşmede halide ilk halka diye e, sahabelerden çeşitli örnekler vererek onların da kendi kendileriyle yüzleşip hatalarını düzeltip nasıl yükseldiklerini anlatıyor. Sonra kendi kendine yüzleşmede haliyle hallenenler yani tabi'in döneminin işte Yunus Emre Veysel Karani gibi şey Veysel Karani gibi karakterler ve onların kendileriyle yüzleşme şeylerini anlattıktan sonra Veysel Karani ile bitirdikten sonra yazar kendi özelleştirisini acıyorum yazısıyla yapıyor. Çok önemli bir yazı. 5 ayrı yazarla konuştum. 10 tane video saatlerce izleyecek materyal var. Hiçbir dakikanızda zayi olmaz. Bir buçuk hızı alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şey yapabilirsiniz. Birbirinden ilginç bakış açılarını izledik. Burada konuştuk. Sonra buna benzer bir şekilde başka bir denklemi paranoyayı anlatıyor. Sonra yazar Çağlayan'da yazdığı bu süreç sonrasında yazdığı yazıları iç çürüme ve onarım yolları diye bir yazıyla bitiyor. Bu bir yazı üçe bölünüp yayınlanmış bir yazı. Yazının birinci bölümü e, detaya girmeyeceğim. Birinci bölümü yine ilgili videoda izleyebilirsiniz. Durumu anlatıyor. Bütün insanların bir bekleyiş içerisinde bir şey içerisinde olduğunu düşünüyor. Bir sürü ür ürperteci tablolar karşısında böyle insanlar böyle herkes bir kurtarıcı bekliyor filan İyi insanların neredeyse boğazlarında fermuar kollarında kelepçe başlarında kırbaçlar bir şekilde kontrol altına alındığını uzaklaştırıldın, etkisiz hale getirildin falan anlatıyor. Bu kadar ahı vahı ne diyor kalbini şeytanı saptırmış zekanlar ne de şöyle böyle mürekkep yalamış entelektüeller, büyüklükleri şekli emanet elitine asla duymuyor elitler. Duysa da nazar itibarı almıyor, zulmü alkışlıyor, zalime yaş çekiyor falan. Böyle durumun vehametini anlatan birinci yazıdan sonra ikinci yazıda biraz daha daha işte tefekkür ve tedebülle insan kendini doğru okumalı yaratılışta kendisinden beklenileni yapmalı, şöyle yapmalı işte kendini keşfedememiş kız bir kısım tıkanık ruhlar bakmayı görmeyi birbirine karıştıranlar var ki bunlar duymazlar varlığın hal diliyle anlattığı şeyleri filan filan bunlardan anlat hani çözümün neden şey yapmaz yani çözüm olmuyor bunlar körler sağırlar gibi sürürler sürdürürler hayatlarını anlamazlar varlığın her bir harfinin hu deyip Allah'a işaret ettiğini onu işaret ettiğini bu his ve heyecan mahrumu bedbahtlar canlı cenazeler gibi oturur kalkarlar da sürekli tenakuzların hasıl ettiği iç kuntuyla e, oturup işte yutkunup dururlar diyor. Oysa insan kendini keşfetmeli, ahseni takvime masaret ol, olmasını sebebini bulmalı filan gibi bazı şeyleri dikkate getirdikten sonra olayı yani yığınlar da bu konuda bir şey yapamaz. Bir kısım insanlar her yani böylelerinden pozitif bir şey beklemek de şey yok e, aptallık olduğuna şüphe yok böyle bir şeylerden bekleyenlerse ümitleri alıp götürecek kadar çok şekli elitlerden filan ilginç yani bu yazıyı uzun uzun okuyabilirsiniz ben sadece bağlamından koparmak için bir yere getiriyorum Şimdi sonra diyor ki bu konudaki mübarek bu yeniden dirilişin olması için ilk basamağı Hazreti Allah ile Haluk, müna haluk mahluk münasebetinin gerçekleşmesi insanın Tanrı ile arasındaki ilişkisini doğru yere oturtması varlık içerisinde insanın insan olarak yerini tespit edilmesine bağlı filan meselelerin eşya ve hadiselerin tekrar tahrir edilmesine vabeste bütün bu hususların realize edilmesiyle diriliş erip aklım, arkamıza aldığımız mihrabı tam tespit ile sinelerimizde sis ve dumanla belirsizleşmiş kıble-i hakiki yani karşımıza almak, doğru bir şey yapmak falan bundan sonra çalışmaya çalışacağız. Yani çözüm önerisini verdiği şeyleri de sonra şöyle bir paragraf benim bu olayı buraya getirmek istiyorum. Şu paragraf Diyor ki çıkış yolundaki insan böyle bir zehirleşmeyi, çevresindeki umutsuzluğu, bütün dünyanın beklentilerini, şunları bunları her şeyi tahit ettikten sonra insan kendi ortamına bakmalı, Allah'la ilişkisine bakmalı, geldiği duruma yerel şeyine odaklanmalı. Ve diyor ki sistematik düşünce, mahruti bakış, geniş bir bakış açısı, sistematik düşünce, rasyonel sistematik düşünce, mahruti bakış, bildiğimiz şeylerin bir kere daha sorgulanması, yani temel ezberlerin sorgulanması taklit cadısının tesirinden sıyrılma, daha önce yapılanları taklit etme cadısının tesirinden sıyrılma, sonra kibir, gurur, ucup, kendini beğenme, bencillik gibi levsiyatın ayaklar altına alınması bu oluşumun ve bu dirilişte olmazsa olmaz esaslarındandır. Yani böyle bir şey yapabilecek insanlar sistematik düşünceye sahip, mahruti bakışa sahip, bildiğimiz şeyleri yeniden sorgulayan, taklit cadısının tesirinden, eski şeyleri taklit etmekten uzak duran, ki kibir, gurur, kendini beğenmişlik, bencillik gibi levsiyat sayılan günahları olarak ayaktan altına alan bunlar bir. Ben deyip oturup kalkanların büyüklük taslama maraz hastalık ve bununmasıyla kendilerine takılanların, kendilerini aşamayanların alkış ve takdir beklentisiyle ufuklarını karartanların, çıkar ve menfaat uğruna bir kısım sefil ruhlara takılıp onlara zangoçluk yardımcılık yapanların kendileri olmalar imkansız. Bunlardan ki kesin diyor. Böylelerinden bir şeyler beklemek de beygudedir. Zira sayılan bu hususların hemen hepsi gözü kör yapar. Kulağı sağır yapar. Kalbi iğrenç bir et pasçası haline getirir. İşte bencillik, büyüklük taslama, hastalığı, kendilerine takılanlar, alkış ve takdir beklentisiyle, karşılık beklentisiyle iş yapanlar filan. Eğer onlardan bu ölçüde bir gayret e, pardon haline getiren birer marazdır ve tedavileri iradelerinin hakkının verilmesiyle ekstra bir inayete kalmıştır. Eğer onlardan bu ölçüde bir gayret ve ötelerden bir lütuf ve utufet bir el imdat, e, utufet eli imdata yetişmezse insanın manevi anatomisine musallat olmuş bu emraz maneviye mezara hatta daha ötelere kadar elini bunların yakasından çekmeyecektir. Bu zaten ruh zehirlenmesi yazısında detaylı anlattığı bir şey. Oraya dikkat çekiyor. Böyleleri bütün diriliş yollarına rağmen o iç içe fasit daireler girdabına gidip kalbi ve ruhi hayatlarına itibariyle yokluğa yuvarlanacak ve zincirleme deformasyonlara en alt tabakadaki varlıklar seviyesine düşeceklerdir. İşte sonra aynı şeyi biraz daha şey yapıyor. Sonra diyor ki anlamaz bunları dünya dünya deyip inleyen bu yalancı alemin süs ve zehir e, Zinetinden sıyrılamayan tuğliye Mel ve müebbetiyet içerisinden bütün bu yazılar çerçevesinde de yani bu yaşatma mefküresi başka bir yerde yayınlandı aynı süreçte içirme ve onarım yılları yazılarında durumun vehametini şeylerini anlattıktan sonra krizin beklediği insan tipini anlatıyor İnsan tipini anlattığı yerde kimden ne beklememesi gerektiğini ve kendi çevresine bakıp kendi bulunduğu yere Allah ondan ne bekliyor diye bir beklentiye girip şu şekilde bir çıkış yolu üretecek kişiler olmaları gerekiyor. İşte hani bu Allah ile münasebetini doğru oturtan, insan olduğunu anlayan, eşya hadiseleri tekrar tahlil eden, kıblesini belirleyen bir insan. Sistematik düşünce, mahruti bakış, her şeyi yeniden baştan yazma. Yani yeni bir şeyle taklitleri taklit tesirinden sıyrılma, kibir, gurur, bencillik, levsiyatı bunları ayaklar altına al alacak bir kadrodan bahsediyor. Bunlar bu şekilde yapacak diyor veya detaylarını da anlatıyor. Bu yazdıklarıyla da bir manada atamalar tenakuz halinde. Yani özetle oraya getiriyorum. Şimdi birinci bölümde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yaptığı Mart ayının 2023 yılının Mart ayında yaptığı atamaların giriş eksenine bakan yönleriyle neden en iyi tercihler olmadığını ele aldım. Yayında dile getirdiğim gibi. İkinci bölümde Çağlayan Dergisi'ne darbe sonrası süreçte yazdığı öz eleştiri yazılarıyla da tenakuz ve çelişki içerisinde olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi üçüncü bölümde fiili duruma, pratikteki duruma bakacağım biraz. Pratikteki durum bize ne söylüyor olabilir? Bazı spekülasyonlar yapacağım. İlk teori şöyle. Baktığınız zaman yazı şey, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin söyledikleriyle yaptıkları tutarsız gözüküyor. Yani teorik Fethullah Gülen Hoca Efendi, pratik Fethullah Gülen Hoca Efendi ile e, çelişiyor. Bunun basit bir sebebi e, teoride anlattıklarını uygulayacak bir malzemenin elinde olmayışı. Elindeki malzemenin, donelerin bu şekilde olmayışı ve bunlarla çalışmak durumunda olmasına kaynaklanıyor. Olabilir. Dolayısıyla bu tutarsız bir şey. Başka bir e, spekülasyon şu olabilir. Başka bir yorum yani şu olabilir. Fethullah Gülen Hoca Efendi çevresinde daha sağlıklı bilgi kaynaklarına sahip değil. Yanlış bilgilendirildiği için tabandaki toplumdaki çevresindeki problemi yanlış okuyor. Çözümünü de yanlış kişilerle ve yanlış şeylerle arıyor. Asıl problemler bunlar değil. Asıl çözüm getirebilecek atamalar da bunlar değil gibi gözüküyor. Bunlar zaten söylemeye çalıştığımız şeyler yani dışarıdan bakınca. Bir üçüncü spekülasyonu da şöyle yapmak istiyorum. İşte bunca yazıyı çiziyi yapan, teorik kafa yormaları yapan, bunca yıl cemaati idare eden, bunca e, bu işte diyelim harekete ufuk vizyon veren Fethullah Gülen Hoca Efendi bütün bunları başka bir bilinçli sebeple yapmış olsun. Bir hikmet var mıdır? Yani bu, bu, bu senaryoyu da şey yapalım. Çünkü öyle bakınca da bazı anlamlar çıkıyor. Bunların bir kısmını hem yorum kısmına yazanlar oldu. Hem çevrede ...dillendirenler oldu. Değil mi? Bunlar bir an için böyle bilinçli yapılmış tercihler. E, çok bilinçli bir şekilde... ...cemaat merkezini böyle eksklusif olarak... E, ...eksklusif'in Türkçesi nedir bilmiyorum da... E, ...yani böyle dışarıdakileri... E, ...ayıklayıcı... ...iç belli bir 20-25 kişilik... ...bir kadronun merkezinde... E, ...tutuyup... ...o kadronun merkezinde tutup... ...o kadronun etrafında kurguladığı... ...o kadronun kendi içerisinde değiştirdiği bir şey... Yani dışarıdan hiçbir şekilde geçişkenliğe, gençlere, yeni fikirlere, taze şeylere izin vermediği, bunu bilinçli yaptığını varsayalım. Bir manada bütün bunların sonucu olarak da bu isimlerle ki bazılarıyla ilgili çok ciddi problemler kamuoyuna yansımış durumda zaten. Ne söylemeye çalışıyor olabilir? Yani bunun toplumdaki karşılığını ölçemiyor mu, tahmin edemiyor mu gibi düşününce. Belki de hani böyle e, bunları yazılarla alakasını kurunca yani siz buraya merkeze çok bakmayın bu kadrodan beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Biraz da işte o videoya yapılan yorumlarda Halit Sendir'in de öyle bir yorum vardı. Yani bunlar sadece sekreter ya bilgi ileten kadro bunlar çok gözünüzde büyütmeyin falan diyorlar. Evet siz buraya bakmayın. Yerelde hizmetler gürül gürül gidiyor. Oraya odaklanın. Kendi işinize bakın. Kendi yolunuzu çizin. Şu ana kadar öğrendiğiniz şeyleri e, sahada uygulayın. Böyle bir manada işte Gülen sonrası böyle etrafında toplanılabilecek merkezi bir heyet, çok credible bir merkezi heyet bırakmamış olarak kendi sonrasında merkezi bir yönetimi bir manada bırakmamış oluyor. Yani böyle bir spekülasyon yapmak mümkün. Çünkü gerçekten Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ataması haricinde Heyette insanlar arkasında sürükleyebilecek insan sayısı çok az yani. Onları kendi etrafında toplayabilecek çok, insan sayısı çok az. Belki onların etrafındaki bazı problemlerden ötürü heyette şu insanların olduğu yerde kendini temsil edilmemiş hisseden insan sayısı da fazla olabilir. Hani bir manada bütün geçmişe dair hizmet hareketinin geçmişinde hem başarılarından hem başarısızlıklarından sorumlu insanları aynı çatı altında toplayıp işte mutfakçısından heyecisini hepsini bir araya getirip Geçmişe dair bütün yükleri bir kadronun üzerine yükleyip orayı dışarıya izole etmiş gibi oluyor. Yani sanki Fethullah Gülönca Efendi'nin vefat ettiği bir dönemde bu biraz daha anlamlı bir hale gelebilir ama e, sanki böyle heyette yapılacak bazı gençleştirmeler, değişimler, işte kadınların gençlerin heyete atanmasıyla filan oraya bir meşruiyet aktarımı bir e, diyelim tabanında hissedebileceği bir heyecan aktarımı falan yapmaktan hususen içten ettiğini varsayalım. Yani böyle yazılarla çok taban tabana zıt olduğu için bir manada hani böylece gerçekten insanlara hani hususen gençlere felsefesine işi bırakmış oluyor. İşte bir hizmet hareketleri diye daha önce bahsettiği bir kavramı ortaya çıkarmış oluyor. Adem'i merkeziyetçi, merkezin çok güçlü olmadığı ve herkesi kolaylıkla etrafında toplayamadığı pek çok e, yerel hizmet hareketlerini öne çıktığı bir şeyi de ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilir. Ee, böyle bakınca bir manada damage kontrolü yapıyor. Sanki böyle bir hasar kontrolü yapıyor. Sanki problemli görülen bütün şeyleri bir noktada toplayıp hem cemaatin e, kendi içerisinde bir çatışmaya girmesini önlüyor. Orayı merkeze tutup hem de bunu fiilen cemaatin gün be, güne gün be gün sahada olan e, çalışmalarından ayrıştırmış oluyor. Yani yani sağdaki insan kolaylıkla iç ve onarım yollarındaki kriterlere bakıp yolunu çizebilecek hale geliyor. Belki bu mevzu oturursa biraz daha bu blockchain teknolojisine uygun bir hizmet hareketini ortaya çıkarma ihtimali var. Bu da bu manada hani bilinçli bir şekilde hizmet hareketinin merkezini e, yani merkeziyetçiliğini e, itibarını, kredisini azaltma etkisini kırma şeyi şeklinde okunabilir diye düşünüyorum. Tabii bunlar tamamen spekülasyon ama gerçekten böyle de gözükebilir diye düşünüyorum. Bu vesileyle ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tercihlerini yine kendi öğretilerine göre işte İrşad eksenine veya Çağlayan'ın yazıklarına göre yaparken gerek Ekrem Dumanlı'yı gerek Cevdet Türkoğlu veya Muhammed Çetin'i isim olarak eleştirmişim gibi anlayanlar olabilir. E, amacım o değil. Amacım evet İrşad ekseninde yazıldığı gibi yani bu yayını izledikten sonra içlerinden herhangi birisinin çıkıp hayır hayır hizmetin hareketinin en diğer gam insanı, en samimi saf insanı benim tabii ki ben orada olmalıydım falan diyeceğini zannetmiyorum. Nihayetinde daha iyi tercihler gerçekten yapılabilirdi. Bunu söylemiş oldum ama yazılanlarla pratikteki fark anlamaya çalışınca da böyle 3 senaryonun da mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bakalım zaman kimi hangi senaryoyu da haklı gösterecek bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz inşallah. Ben e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle yorum kısmına e, sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bize verdiğiniz destekler için ayrıca teşekkür ederim. Hem o soruyu soran arkadaşa hem de beni bu konuyla ilgili arayan, Zoom'dan arayan eski destekçimize bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. İyi günler.